Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 2 dakikada öğren, 1 dakikada çöz serimize devam ediyoruz biyoloji ile. Hadi başlayalım. Şimdi bugün biraz çözeltilerden bahsedeceğiz. Çözelti çeşitlerini öğrenmiştik. Hipertonik, hipotonik, izotonik çözeltilerimiz vardı. Hipertonik çözeltiye baktığımız zaman hiper ne demek? Yüksek demek. Haliyle hipertonik çözelti demek de çözeltinin yoğunluğunun yüksek olmasından bahsediyordur. Kime göre? Ortamda bulunan hücreye göre. Bize farklı şekillerde soruyu verebilir. Der ki hipertonik çözeltiye konulan bir hücre veya kendisi rakamları verir. Çözeltinin ne olduğunu bizim tahmin etmemizi ister. Bu tarz sorularda hemen kendim rakamları yazabilmeliyim. Şimdi hipertonik bir çözelti demiş. O zaman çözeltiyi daha yoğun yapmam lazım. Kendim rakamları vermeye başlayayım. Mesela bu hücrenin içerisinde %70 oranında sükroz bulunsun. Hücreye de baktığım zaman çözeltiyi daha yoğun verecektim ya. Hücremi daha küçük bir rakamda vermem lazım. Mesela %20 oranında sükroz olsun. O zaman rakamları bu şekilde verdiğimde hipertonik bir çözelti elde ettim. Ne olacak? %70'i sükrozsa bunun %30'u sudur. %20'si sükrozsa %80'i ise sudur. Sükroz bir disakkaritti, geçiş yapamazdı ama hücreyi içinde bulunan suyu tutamam. Su hep çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçiş yapacak. O zaman ben bir hücreyi hipertonik bir çözeltiye koyarsam hücre su kaybedecek, büzüşecek. Büzüşmüş bir hücreye de plazmoliz olmuş diyeceğiz. 3 tane de kavram öğrenmiştik. Ozmotik basınç dediğimiz zaman su alma isteğinden bahsediyorduk. Turgor basınç su verme isteğiydi. Emme kuvveti dediğimiz zaman da ozmotik basınçla turgor basınç arasındaki farktı. Şimdi baktığım zaman hücre plazmoliz olduysa biraz daha su kaybedip ölmek istemez. Haliyle su alma isteği artacak, su verme isteği azalacak, emme kuvveti ise artacak gençler. Geldik sorumuza. 0'dan 9'dan seçtik. Plazmoliz olmuş bir hücre ile ilgili. Plazmoliz olmasından bahsediyorsak demek ki bu hücrenin büzüştüğünden bahsediyoruz. Hipertonik ortama bırakılırsa deplazmoliz olur demiş. Hayır, hipertonik ortama bırakılınca zaten plazmoliz oluyordu. Plazmoliz olmuş bir hücrenin eski haline dönmesine deplazmoliz deniyordu. Demek ki bu bizim için yanlış oldu. Ozmotik basıncı artar. Evet, su alma isteği artacak ama su alma isteği artanın emme kuvveti de mutlaka artacak. Yani bunlar birbiriyle doğru orantılıydı. Bu da gitti. Bitkiye ait bir hücre ise zar ile çeper arasındaki uzaklık artar diyor. Bitki hücresi olduğunu düşünürsek çeper değişmez ama büzüştüğü için çeper ile zar arasındaki mesafe tabii ki artacaktır gençler. O zaman bu bizim için doğru oldu. Hangileri yanlıştır dediğine göre de cevabımız 1 ve 2'ye düşmüş oldu. Geldik ödüllü sorumuza. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum.